Pazarlama nasıl olur? Para nasıl kazanılır? Site üzerinden nasıl eşyalarınızı satabilirsiniz? Dilim evde şey yaptı, eşyalarda eşyak yaptınız. Süslemesini yaptınız. Yandan arkadaş çorap yaptı, güzel çoraplar yaptı. Bir incik boncuk bir şeyler yaptı. Zemin kat mı var burada? Yok, onu değil. Temsilcileri, değerli meslektaşlarım ve çok kıymetli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mesleğimle engellerimi aşıyorum projesi başarıyla tamamlanarak amacına ulaşmıştır. Projemizde 100 kişiye el sanatları, pazarlama ve satış teknikleri, sıhhi tesisat, ön muhasebe kursları olmak üzere İstihdama yönelik 4 mesleki kurs eğitimi verilmiştir. Kursiyerlerin istihdamı için özel sektörle bağlantılar kurularak şu anda 20 kişiyi istihdam garantili kurslara tabi tutarak kurslar sonunda da bu 20 kişiyi istihdam etmiş bulunmaktayız. Aile bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmiştir. Sıhhi tesisat kursu kapsamında benzeri ve işi yerinde görme olanağı sağlanmıştır. Şimdi projemizin iştirakçileri... Bu projenin genel amacı dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırmak, iş gücü piyasasının erişimlerini kolaylaştırmak ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktı. Özellikle ise dezavantajlı grup içinde yer alan Hakkari'li 100 kişinin istihdam edilebilirliğini sağlamak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki teknik alandaki bilgi, beceri, kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim ve faaliyetler uygulamaktır. Kursları verilerek istihdamlarına olanak sağlandı. Bu projeyle şu sonuçlar elde edilmiştir. Hakkari'lerin %40'ı istihdam edildi. Özgüven kazanan dezavantajlı kişiler sosyal konularda toplum desteği olmadan, toplumu ikna etmeden başarı sağlanamaz. Kadın istihdamı önündeki en büyük engel, hedef bölgede kadının çalışmasına dair algılardır. Hele insanlar yanlış kanaatlerini din veya geleneğe dayandırmışlarsa onları değiştirmek çok daha zordur. Bu yüzden kadına, engelliye bahsediyoruz. Genel sekreterimize teşekkür ediyoruz güzel konuşmalarından dolayı. Şimdi de proje ortaklarımızdan... Bu projede hedef kitle riskli gençler, kadın, mahkum eşi ve bir kısmı engelli olması nedeniyle dezavantajlı gruplardan seçilmiş, projeye ayrı bir önem katmıştır. Bu gençler mesleki yetenekleri olmadığından istihdam problemi yaşamaktaydılar. Mesleki kurslar yolu ile istihdam ve sosyal entegrasyonları sağlanacağı için en önemli hedef grup olarak seçilmişlerdir. Olanak sağlanmaktır. Derneğimiz yoksul olan ve yoksulluk riski altında bulunan genç kadın, erkek ve engellilerden 100 bireyi proje hedef kitlesi olarak seçti. Sabiha Özkan, Sibel Kurt, Hülya Kurt, Refsan Seven. Emin Molina. Mangül Çiçek, Sümeyye Önal, Makbule Koçdayan, Sabahat Önal, Baran Aldıran, Ceylan Taş, Türkan Aldıran, Hazir Yalsın. Tamam.
Tabii biraz. Tabii tamam. Hadi geçsin sana şu mu? Şöyle. Başka maddesini ifade edelim. Gerek yok. Teşekkür ederim. Üniversite mezunuyum. Pazarlama için bir kursa başvurdum. Gerçekten de mesleğin engellerimi aşıyorum. Projesi genel olarak çok bir, iyi bir proje. Hani dezavantajlı kişilerin daha çok iş bulacağı yönde bir iş, bir proje tanımlanmış. Bunun için teşekkür ediyorum. Nasıl geçti? 6 aylık bir eğitim aldık. Hani sabah 9, akşam 5'e kadar genel olarak kurstaydık. Kursla beraber çok güzel arkadaşlıklar edindik. Çalışmalar devam etmesi için. Kurs çalışmalar devam ediyor. Zaten hani bunun için bu sertifikayı aldık. İleriki zamanlarda işimize çok yarayacağını, pazarlama üzerinde işe yarayacağını devam ettik. O yüzden katılım yaptık. Tamam. Evet.